buradan. Çık çabuk. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Sen beni böyle mi cezalandırıyorsun? Çık dedim. Öldürüyorsun beni. Git. Bihter. Bihter'cim. Niye kilitledin? Söyle. Girebilir miyim? Arsen Hanım gitti. Öyle mi? İyi. Bu akşam gurur duydum seninle. Gerçekten olgun bir kadın gibi davrandın. Öyle mi? Bu saçma kırgınlığa son vermekle beni ne kadar mutlu ettin bilemezsin. Sen mutlu ol diye yapmadım. Biliyorum ama benden bir aferin hak ettin yine de. Gerçeklerle çabuk yüzleşmene sevindim. Şimdi canın yanıyor olabilir ama bu da geçecek, göreceksin. Bütün gelip geçici duygular gibi. Yorgunum anne. Bu kararından asla pişmanlık duymayacaksın, güven bana. Adnan'ın senin için en doğru insan olduğunu sen de biliyorsun. Evliliğinizin çok güzel bir ortaklık olduğunun da farkındasın. İradeni kullan. Bu ortaklığın yara almaması için çabala. Böylesi herkes için daha iyi. Lafın kısası, sana Adnan'dan başka kimseden hayır yok. Bunun farkına vardığın için bir daha kutluyorum seni. Hadi benim güzel kızım. Evlilik yıl dönümün kutlu olsun tekrar. Kilitleme kapıyı. Gece bir şey lazım olur, kalkamazsın falan. Telefonla istersin. Beni bu kadar düşündüğün için ne kadar mutlu oluyorum bilsen. İyi geceler. Sana da. Senin istediğin ilişki bu işte. Ürkek, korkak, hep kapıların arkasında. Beni de bu öldürüyor. Benim istediğim tek şey sadece biraz zamandı. Korkaksın. Dün gece de kaçtın, saklandın. Kaza geçirdiğimi bile bile, ne halde bile olduğumu merak etmeden amcanın evine sığınmışsın. Öyle mi düşünüyorsun? Öyleymiş işte. Dinledim bu akşam. Hastaneye geldiğimde amcamın arabası kapıdaydı. İçeri girseydim kazayı nereden öğrendiğimi soracaktı. Ben her şeyi açıklamaya gidiyordum halbuki. Her şeyi. Sana güvenmiyorum. Korkaksın. İlişkine yüklenecek cesaretin yok senin. Acizsin. Yeter, beni dinle biraz da. Özür dilerim, çok özür dilerim, çok. Özür dilerim canım. Canın yandı mı? Gitmeyelim. Tamam.
Seni seviyorum Bihter. Seni çok seviyorum. Evet, acizim, Allah kahretsin. Çaresizim ama seviyorum seni. O zaman artık bana sadece uzaktan bakabilirsin. Ait olduğun yerdeyim. Amcanın yanında. Amcanın kolunda. Amcanın yatağında. Yine bir telaş, bir koşuşturma var yukarıda. Sen de yat artık, sabah erken kalkacaksın. Bu gece uyku tutmaz beni. Nasıl heyecanlıyım bilemezsin. Yarın yavrumuza kavuşuyoruz. Bu hasretlik çok zor geldi bana. Bitti mi? Topladın mı yukarılara iyice? Bir şeyler oluyor. Behlül Bey bir hışımla çıktı. Ne oldu, ne anlamadım. Telefon mu geldi, nedir? Bilmem vallahi. Herkese bir hal oldu. Yüzler gülüyor ama var bir şeyler. Bunca olay yaşandı. Daha ne olsun? Sinirler bozuk tabii. Tavus kuşunun keyfi yerinde. Bir tek onun gözlerinin içi gülüyor. Aman, köy yanar, deli taranır. Umurunda mı onun? Adnan çok şık bir kolye almış Bihter'e. Yemekte taktı boynuna. Çok değerlidir mutlaka. Herhalde. Bir saniye. Tamam Katya, çıkabilirsin. İyi geceler efendim. İyi geceler. Alo. Buradayım. Ah, nasıl rahatladım bilemezsin. Öyle gerilmişim ki ben de. Neyse, kabusun bitti artık. Oh, çok şükür. Bihter kaprisinden vazgeçmeseydi... mahvolmuştuk hepimiz. Neyin var senin? Bir şeyim yok. O telefon konuşmasından sonra sessizleştin. Hiç farkında değilim. Yarın birkaç günlüğüne Ankara'ya gidebilirim. Tam ben gelince mi? Nereden çıktı şimdi bu? Yeni şirketle ilgili görüşmelerim olacak. Sakın Peyker'e bahsetme bundan. Ziyagillere haber uçmasını istemem. Sakın. Tamam, tamam.